Sıcak ve samimi bir sohbetin vazgeçilmez mekanı Swords Cafe'ye konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Şu anda Tokat Turhal'dayız. Swords Cafe'ye misafir olduk. Yanında işletme sahibi Gökhan Bey var. Merhabalar Gökhan Bey. Merhabalar. Efendim sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. İsmim Gökhan Kılıçlar. 31 yaşındayım. Aslen buralıyım. Lise mezunuyum. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafımda kafenin bir ortağı olan Samet Bey var. Merhabalar Samet Bey. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. 27 yaşındayım, ismim Samet. Doğuma büyüme Turallıyım. Önceden hastanede tıp bir sekreterlik yapıyordum. Ondan sonra Gökhan'la birlikte böyle bir hevesimiz vardı burayı açmakla ilgili. Sonra bir akşam oturduk, bir karar aldık. Ondan sonra burayı açtık. Her Peki ne zamandır hizmet hayatındasınız? Şu an bir sene, bir ay gibi falan oldu herhalde. Bir seneyi doldurduk. Gayet de güzel gidiyor. Peki kafeyi bize anlatmak isteseniz neler söylersiniz? Çünkü çok renkli, capcanlı bir mekana sahipsiniz efendim. Kafeyi biz açarken öncelikle hani hedefimiz şuydu. Hani Turhal'da gerçekten olmayan şeyleri yapalım. En güzelini yapalım, en iyisini yapalım. İnsanlara burada özel hissettirelim. Ya burayı kendimiz inşaat halindeyken bile Gökhan'la ikimiz zaten hep kendimiz uğraştık. Boyasından şeyine kadar bütün her şeyi kendimiz şey yaptık. Hep kendimiz dizaynımızı kendimize göre, insanların neylerden hoşlanacağını, insanlar burada kendini nasıl özel hissedeceğini ve biz kendimiz burada oturduğumuzda, mutlu olduğumuzda insanların da nasıl mutlu olabileceğini düşünerek burayı açtık. Bayağı uğraştık, bir 4 ay 5 ay sadece inşaatımız sürdü. Ondan sonra da Gökhan'la birlikte rengarenk bir mekana sahip olduk. Mekan sahibi olduk çok şükür. Peki Gökhan Bey, menünüzü biraz bize anlatsanız efendim, neler var içeriğinde? Menümüzde Turhal'da daha önce olmayan, yani diğer kafelerden biraz daha farklı bir menü yapmaya karar verdik menümüzü yaparken. Dünya kahvelerini getirdik. Espresso bazlı kahvelerimizi getirdik. Dünya mutfağı getirdik. Ama bunları yaparken de özellikle yemeklerimize ev usulü yapmaya özen gösterdik. Mesela pizzamızı ev usulü yapıyoruz. İnsanlar çok beğeniyor. Tava yemeklerimiz o şekilde. Köri soslu tavuğumuz var mesela. Bunu yine ev usulü yapıyoruz. Bunları anneyle de yiyor mu peki? Evet, anneyle de yiyor. Samet'in annesiyle benim eşim kısa bir eğitimden sonra onlara emanet ettik mutfağı. Hem hijyen olarak hem de güven olarak, hani ürünler konusunda onlara emanet ettik. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ve insanlar da bu konuda memnun. Peki Samet Bey, burada hitap edilen kitleyi anlatmak istesek neler söylersiniz? Biz burada genelde bayanlara yönelik canlı müzik yapıyoruz. Hani bu gençlere yönelik de olabiliyor. Mesela haftada iki güne çıkartıyoruz. Ama genelde bizim bu cuma günleri biraz daha şey oldu. Bu Turhal'ın bayanları, kadınlarına yönelik oldu. O da gruplar halinde zaten rezerve yapıyorlar. Yani şöyle bir şeye döndü artık o. Artık cuma günü pek dışarıda erkek de olmuyor. Hepsi evde çocuklara bakıyor. Buraya kadınlar geliyor. Kendi müziklerini dinleyip, yemeklerini yiyip gün tarzında burada bayağı şekilde, hani tamamen bayanlara ve kadınlara yönelik kapalı bir şekilde müzik yapıyoruz. Ha, müzik tarzı da onların istediğine göre oluyor. Genelde o kadar hani pop tarzı ya da Türk sanat müziği olmuyor da, bu ikisinin karışma şeyinde kendi havalarına göre burada artık tamamen eğlenceli bir şekilde devam ediyorlar. Canlı müziğiniz hangi saatlerde ve hangi günlerde başlıyor efendim? Cuma günleri saat 7 ile 11 arası. Ama bazen özel günlerde ya da kadınlar günü ya da günler olduğu zaman, toplu bir yemek olduğu zaman, istekleri zaman, o zaman da yardımcı oluyoruz.